periyodik bu muayenelerini de siz yapın şeklinde ilgili AK Partili belediye tarafından veriliyor. Yani inşaat işlemi ağırlıklı olarak yine AK Partili belediye döneminde yapılıp faaliyete açılıp bakım onarım süreci de ona göre şekillendiriliyor. Daha sonraki süreçlerde de aynı şirket zaten bu tesisi yaptığı için, tesisi iyi tanıdığı için yine devlette devamlılık esastır üzerinden hareketle aynı şirkete bu teleferik tesisinin yıllık bakım, aylık bakım onarımları veriliyor. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düşen yıllık bakımları periyodik olarak sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak. Bunu da yine bu şirketle birlikte ücretin mukabilinde sözleşme imzalayarak gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sadece yıllık bakımla yetinmiyor. Diğer taraftan aylık ve haftalık bakımlarını da yapıyor. Bunun için de ayrı sözleşme imzalıyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bundan daha öte aslında yapabileceği de bir şey kalmıyor. Bu noktada yapılan bu denetimlerle ilgili oluşan bütün evrak, dokümantasyon, tespit edilip de giderilen eksiklikler, bütün bu raporlamaları normal koşullarda bakanlığın ayrıca denetlemesi gerekiyor. Ancak ortalıkta bakanlık görünmüyor. Ve Ortada bakanlıktan bakanlık hala bir... yok. Yani neredeyse diyebilirim ki ifade ettiğim gibi yani Dışişleri Bakanlığı bu teleferik tesisiyle ilgili mevcut Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan daha ilgili duruyor. Anladım, anladım. Böyle bir durum var. Yani teleferik tesisi ve yaşanan kaza hadisesinde bakanlık yok hükmünde hareket ederek açıkçası kendisini bu olayların içinden sıyırmaya çalışıyor. Ama aynı bakanlığın teleferik ve asansör dairesi diye de bir daire başkanlığı var. Evet, Yani bu anladım. daire başkanlığının görevi zaten burada Onu yap. hem mevzuatı oluşturmak, aynı zamanda mevzuatın uygulandığını kontrol etmek. Ancak bunu yapmadığı net bir şekilde görülüyor. Peki bakalım o cephedeki bir sessizlik hakim, o sessizlik nasıl bölünecek? Anlıyorum ki bunu gündemde tutmaya da devam edeceksiniz. Belki de mecliste ve doğal olarak şimdi oraya heyet olarak da gittiniz. Elbette ki bu iş neden, nasıl oldu? Denetimlerin olmaması ya da eksik yapılması, buradaki ihmal ya da liyakat sorunu mu bir insanımızın canına mal oldu ve insanların yaralanmasına yol açtı? Bu korkuya yol açtı aynı zamanda. Bunu takip edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Yavuz Yılmaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi Deniz Bey aynı zamanda arama kurtarma konusundaki uzmanlığı da olan bir isim efendim. Zonguldak Milletvekili.